Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2023 Güncel Bilgiler Deneme sınavımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikte bugün 13. denememizi çözeceğiz. Sınava kadar sürekli deneme çözeceğiz arkadaşlar. Güncel bilgilerle alakalı inşallah hedefimiz 6'da 6. Ve bu yolda biliyorsunuz ki bizler de 35 çarpı 6'lık bir deneme sınavı çıkardık güncel bilgiler için. İnşallah hedefimiz bu deneme sınavında 6'da 6'yı yakalamaktır. Sizlere faydalı olabilmek için arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Bu deneme sınavımızı alarak inşallah sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Katkı sağlamış olacağız diyelim ve hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Bu arada denemenin linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, hemen denememize ne yapalım? Başlayalım. Önemli bir soru kalıbı arkadaşlar yine çıkabilir. Türkiye'nin sivil havacılık alanında kullanılacak ilk milli gözlem radarı aşağıdaki havalimanların hangisinde kurulmuştur diye sorduk. Hangi havalimanında arkadaşlar? Gaziantep Havalimanı'nda kurulduğunu unutmayalım. İlk milli gözlem radarının. Geldik ikinci sorumuza. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında müfredata yeni ders konusu olarak aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir diye sorduk. Özellikle artık Türkiye Cumhuriyeti olarak çevre eğitimi ve iklim konusuna önemli ölçüde değer veriyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu uğurda ne yapmıştır? Ders olarak eklemiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi ekleniyor. Geldik 3. sorumuza. Bir Hayalim Var adlı konuşmasıyla bilinen Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi olan 1964 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülen ismi sorduk sizlere. Değerli arkadaşlar bu isimde yine özellikle arkadaşlar ırkçılık noktasında yapmış olduğu inanılmaz bir konuşmadır. Bu bir hayalim var. Ve 1964 senesinde de Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştür. Bu ismimiz kimdir? Martin Luther King'dir. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Türkiye'nin yaptığı ilk yerli solunum cihazının ismini sorduk sizlere. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki ÖSYM genellikle ilklere bayılır. O yüzden bizler de bu ilklere dikkat etmemiz gerekiyor. Sahra'dır. Türkiye'nin yaptığı ilk yerli solunum cihazının adı. Geldik 5. sorumuza. Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi aşağıdaki isimlerden hangilerinin görüşmeleriyle başlamıştır diye sorduk. Değerli arkadaşlar, yine ilkler bizim için önemli demiştik. İlk cep telefonu görüşmesi Tansu Çiller ve Süleyman Demirel arasında başlamıştır Türkiye'de. Geldik 6. sorumuza. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camii aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Cambridge Camii arkadaşlar nerede bulunuyor? İngiltere'de yer almaktadır. Cevabımız İngiltere olmuş oldu. Cambridge Camii İngiltere'de yer alıyor. Ve Avrupa'nın da ilk çevre dostu camisidir. Geldik 7. sorumuza. UNESCO arkadaşlar bizim için çok kritiktir. ÖSYM sıklıkla yani her sene sormaya çalışıyor. Ve geçen seneki soru da bence zordu. 2022'deki en çok hangi ilden dünya mirası listesine eklenmiştir gibi bir soru sormuştu. Türkiye'de en çok hangisi bulunuyor diye hangi ilde? İzmir'de cevap. Zor bir soruydu bence. O yüzden UNESCO'lu sorular ÖSYM'nin sevdiği sorulardır. Bizler de bu noktada neler sorabilire kafa yormaya çalıştık. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında ilk eklenen ilimizi sorduk biz de. Belki sorabilir ÖSYM. En azından şu Gağ'dan, gastronominin Gağ'sından ve Gaziantep'in Gağ'sından yakalamaya çalışın değerli arkadaşlar. Cevabımız Gaziantep olmuş oldu. Dediğimiz gibi UNESCO bizim için önemlidir. Geldik 8'e. Yine ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu bilim insanı ve yapmış olduğu icat.
Yine önemlidir. 1745-1827 yıllar arasında yaşayan ve pilin mucidi olarak kabul edilen bilim insanını sorduk sizlere. Bu bilim insanı kimdir değerli arkadaşlar? Alessandro Volta'dır. Pilin mucididir kendisi. Geldik bir diğer sorumuza. Evrenin merkezinin dünya değil, güneş olduğu tezini geri çekmediği için Engizisyon Mahkemesi tarafından 1633 yılında hapse mahkum edilen bilim insanını sorduk sizlere. Bu bilim insanı kimdir arkadaşlar? Galileo Galilei'dir. Yine önemlidir. Galileo Galilei. Karıştırabileceğiniz şıklar var. Kopernik gibi, Kepler gibi arkadaşlar. Burada karıştırmayınız. Galileo Galilei evrenin merkezini dünya değil, güneş olduğu tezini ne yapmıştır? Ortaya atmıştır. Ama daha sonra bu tezi arkadaşlar normalde ilk başta idam cezasına çarptırılıyor kendisi. Çekiyor bunu. Daha sonra hapse atılıyor. Ondayız. Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınan istihdamın, paranın ve faizin genel teorisi isimli eseriyle tanınan ismi sorduk sizlere. Şu an biliyorsunuz ki Türkiye'deki özellikle ekonomik buhranla birlikte faiz konusu biliyorsunuz ki çok gündemde. O yüzden böyle bir soru tarzını ne yapabilir? ÖSYM sorabilir arkadaşlar. Bu isimde özellikle aramızda iktisadi idari bilimlerden izleyen arkadaşlarımız varsa ders olarak da okutulan bir nedir? Eserdir bu. Bu isim kimdir? John Maynard Keynes arkadaşlar cevabımız olacaktır. Bu soruya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Geldik 11'e. 2022 yılında UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'de miras olarak kaydedilen ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 2700 yıllık yazıt hangisidir? Yine çok kritik bir soru arkadaşlar çıkabilir. Cevabımız Karatepe yazıtlarıdır. Burada cevabımız A şıkkı. Karatepe yazıtları olmuş oldu. Yine önemli bir soru. Geldik 12'ye. Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu yarışmayı kazanarak 2012 yılından bu yana kullanılan Türk lirası simgesini kim tasarlamıştır? Arkadaşlar yine önemli bir soru olabilir. TL arkadaşlar kendi adından yola çıkarak Tülay Lale'de yapmış TL'dir. Buradan yakalayabilirsin en kötü. Cevabımız Tülay Lale olmuş oldu. Geldik 13'e. 1781 yılında ilk kez keşfedilen gezegeni sorduk sizlere. İlk kez keşfedilen gezegenin adı Uranüs'tür arkadaşlar. Uranüs ilk kez keşfedilmiştir diğer gezegenler açısından bakıldığı zaman. Geldik 14'e. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Güneş sistemindeki fosilleri araştırmak için fırlattığı aracın ismini sorduk sizlere. Burada nedir arkadaşlar bu aracın ismi? Bakıldığı zaman bu aracın ismi Lucy'dir. Özellikle NASA Güneş sistemindeki fosilleri araştırmak için fırlattığı Lucy adlı aracı çıkabilir. Geldik 15. sorumuza. 8 Şubat 2022 yılında hayatını kaybeden ve HIV virüsünü keşfeden ünlü doktor aşağıdakilerden hangisidir? Yine çok yakın tarihli hayatını kaybettiği için ÖSYM tarafından sorulabilecek bir isimdir. Bu isim kimdir? Luc Montagnier arkadaşlar. Cevabımız olacak. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte yine toplamda 15 adet ne yaptık? Sorumuzu çözdük ve 13. denememizin de sonuna geldik. Dediğimiz gibi yayınlamış olduğumuz, çıkarmış olduğumuz 35 çarpı 6'lık güncel bilgiler deneme sınavında alıp sınavdan önce mutlaka çözmenizi öneriyorum. İnşallah sizlere büyük katkı sağlayacaktır bu deneme sınavımız. Burada ne yapalım? Bitirelim videomuzu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.